Bana bugüne kadar siyasete yapılan eleştiri tek cümleden ibaret, biliyor musunuz? O kadar şey söyledim. Tek bir cümle bana eleştiri olarak geliyor. Babadan oğula siyaset yapıyor. Yani o kadar bana sığ ve saçma geliyor ki cevap verme ihtiyacı bile duymuyorum. Niye duymuyorum? Ya bu hani ben bir şey söylüyorum ya. Ne alakası var ki şimdi bunun konuyla? Ayrıca hani benim babam siyasetçi diye ben siyasi yasaklı mıyım? Yani niye ben yapamayayım ki? Ya o zaman babası doktor olan bir kişinin oğlu da doktor Doktor olmasın. olmaması Yani ya da lazım. avukat olan. Aynen öyle. Ayrıca bu demokratik yöntemlerle seçilmiş bir durum. Sonra ben hakikaten bir fikir koyuyorum, bir şey söylüyorum. Hani burası gayet demokratik, herkese açık bir ortam. Ki biz bunun hani İsmet İnönü, Erdal İnönü denkleminde gördüğümüz ki başarılı bir siyasettir aslında. Başarılı derken beğenirsin beğenmezsin ama Türkiye'de bir şeyleri taşıyabilmiş bir siyasettir. Veya işte baba Bush, oğul Bush denklemlerinde gördüğümüz gibi. Yani bu garipsenecek bir şey değil. Ama ben isterim ki beni fikirlerimle eleştirsinler. Yani o şarkı söyleyen adamla 40 milyar dolar sattılar bu dövizi düşürdüler diyen adam aynı. Ayasofya'da Atatürk için Mevlid okutalım 10 Kasım'da diyen adam aynı. Veya Türkiye'nin başka problemlerine başkaca bakış açıları açan adam aynı. Ya ben fikri olan biriyim. Popülist bir söylem, popüler bir mantık, bunun peşinden gideyim, birilerinden işte nem alayım diyen biri değilim ki. Ben gerçekten bir siyasetçiyim. Ve bugün Türkiye'de siyasetin geri kalmışlığını anlatmaya çalışan bir siyasetçiyim. Çok geri kaldınız, çok sığ kaldınız. Bunları düzeltelim. Bunu yeni bir mantığa açalım, yeni bir dünyaya açalım diyen bir siyasetçi. Ben şunu söylerim. İşte ben arkasında kocaman Atatürk resmini koymuş biriyim. Bence herkes sevmek zorunda. Ha tamam, adam sevmedi. Saygı duysun dediğimiz gibi. Bak, Atatürk için geçerli. Beni sevmesin, bana saygı da duymasın. Beni hiç umursamasın da. Burası benim için önemli değil. Ben şunun için hizmet ediyorum. Beni seven için, benimle gelecek kurmak isteyen için, bana saygı duyanlar için hizmet ediyorum. Diğerleri, onlar için de hizmet edeceğim. Ama onun, o beni sevsin sevmesin, burası değil benim meselem. Günün sonunda ben bugün Türkiye'de idarede olursam emin olun hepsi beni sevecek. Çünkü ben kimseyle çekişmiyorum, kimseyle kavga etmiyorum, kimseyle bir alıp veremediğim bir derdim yok, kimseyle bir kan davam yok. Ben böyle biriyim, o yüzden o sevgi ağını zaman içinde emin olun kuracağız. Bundan kesinlikle eminim ya. Türkiye'de ilk defa oy kullanacak 6 milyon seçmen var. Bu seçmenin ben tamamının oyunu alabilecek potansiyelde biriyim. Niye böyle bir potansiyele sahibim? Çünkü ben bunlarla aynı dünyanın içindeyim. Onların beklentilerini biliyorum ve onlara cevap verebilecek bir hayat görüşüm var. Ya bu iktidarı iktidarın çocukları yıkacak. Onlar bile oy vermeyecek. Bu çokça propaganda edilir. Doğru vermeyecek ama sana da oy vermeyecek. Seni de beğenmiyor ki. Ya da muhalefetin çocuğu da muhalefete oy vermeyecek ki. Çünkü o da beğenmiyor o siyaseti. Bugün benim önümdeki tek sıkıntı şudur. Ben 1,5 yıllık bir siyasi süreci olan, genel başkanlık süreci olan bir siyasetçiyim. Dolayısıyla 1,5 yılda Türkiye'nin tamamı tarafından tanınmak zor bir şeydir. Ama gün geldiğinde çok kısa bir zaman sonra bütün Türkiye beni tanıyacak. Ve tanıdığı gün şunu diyecek. Ya kardeşim, ben aradığımı buldum işte, ben bununla yürürüm. Ve ben hep o yüzden gençlere söylüyorum. Burada da bu çağrımı yapayım. Daha yeni çevrelerde bunu duysun. Ya 10 yıl sonra bu insanlar yok. Ve 10 yıl sonra, yani yarın, aramızda olamayacak insanlar bizim yarınımızı şekillendiriyor. Niye buna müsaade edelim? Gelin hep birlikte biz yarınımızı şekillendirelim. Hata yapalım, eksik yapalım, yanlış yapalım, mutlu olalım, kavga edelim, üzülelim, ağlayalım. Neyse. İnsani bütün duyguları yaşayalım ama beraber yapalım. Kendi geleceğimizi kendimiz kurgulayalım. Başkasına bunu emanet etmenin bir mantığı yok. Çünkü adam üniversiteden bahsediyor bugün. Mesela herhangi bir siyasetçi. Ya üniversite 1980'de okumuş. Sen benim okuduğum üniversiteyi bilmiyorsun ki. Kampüs nedir, ne yaşanır, yurt nasıl oluyor? Bunu algılama imkanları yok. Çünkü çok eski bir bakış açıları var. Bu kadar farklılığın olduğu yerde bizi birleştiren bir unsur var. Bu işte Atatürk'ün temellerini attığı cumhuriyet ve demokrasi anlayışı. O yüzden biz bunu yaşayabiliyoruz. Ben hep o yüzden siyasette bunu söylerim. Bu çizgiden uzaklaşmadığımız sürece bize hiçbir şey olmaz. Ama bu çizgiden uzaklaşırsak, bu çizginin sonu kavga. Bu çizginin sonu işte birbirine düşme. Bu çizginin sonu çok büyük problemler. Ama şunu unutmamak lazım. İşte o ibretlik bir hadisedir bizim için. Sokakta bir mülteci gördüğümüzde bence Atatürk'ü hatırlamak lazım. Bizim bugün mülteci değil. Yani bugün kilise gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz önünüzde Suriye. Gözünüzle gördüğünüz bir yer. O insandan bu insanı ayıran şey Atatürk'ün kurduğu yapı. İşte buna bağlı kalmak bence siyasetin de insaniyetin de bugün şartlarında dünya insanı olmanın da en önemli adımlarından biridir. Ha, altılı masanın siyasi bakışı derseniz, şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem odağıyla birlikte buluşuyorlar. Tamam, kabul, güzel, benim için de önemli. Türkiye'de rejimin parlamenter sisteme dönmesi ve üniter yapının korunması benim için de kıymetli bir şey ama Türkiye'de ekonomi bence daha büyük bir problem.
Masa oluşuyorsa bence ekonomi temelli oluşmalı. Yani biz neyi çözeceğiz? Program temelli oluşmalı. Neler yapacağız? Yarın iktidar olduk, ne yapmayı planlıyoruz diye bir şey yapmak bence daha kıymetli olurdu. Ama bu da bir eksiklik değil. Yani sonuç olarak benim oradan anladığım Türkiye siyasetinin bir şekilde bir masa etrafında buluşabilmesi bence kıymetli bir şey ki orada altı benzemez parti var baktığınız zaman. Bu güzel, ne güzel. Otursunlar, konuşsunlar. 7 olsun, 8 olsun, 10 olsun. Türkiye'deki bütün siyasi partiler olsun diye düşünüyorum. Ya neyi öneriyorsunuz? Bu ekonomiyi nasıl düzelteceksiniz? Ben şuna eminim. Bu ülkede ekonomiyi ben düzeltirim. Ve bunu benden başka hiçbir siyasi parti yapamaz. Çünkü benim farklı bir formülüm var. Benim elimde milli ekonomi modeli, parti programı var. Milli ekonomi modeli dediğimiz benim babamın yazdığı ve dünyada birçok ülkede uygulanan model. Ben bambaşka bir bakış açısı koyuyorum ve sizin kabul ettiğiniz ekonomik görüşlerin yanlış olduğunu söylüyorum. Bir cümle şunu söyleyeceğim. Özelleştirmeler neoliberal bakışın bize dayattığı fikir ve kavramlardır. Devlet istihdam yapmaz, devlet üretim yapmaz, bu rekabet kuralına da aykırıdır, devleti de yorar falan filan. Sonra elektrik faturaları canımızı yakıyor. Çünkü özelleştirdin. Bunu biz birçok sektörde yaptık. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını özelleştirdik. Ya devlet bunu niye yapmasın? Yapmaz yapmaz dedik, uyduk yapmadık. Ama niye yapmasın bunu kimse sormadı. Yapabilir, çok daha iyisini de yapabilir. Rekabet içinde de olabilir. Vatandaşını da bu işe katabilir falan. Bunun gibi benim anlattığım, benim düşündüğüm bambaşka bir ekonomik dünya var. Bizim vatandaşımızın parası yok. Enflasyonun bu ortamdan fiyatların geri çekildiği bir ortama dönmesini bekliyorsak çok yanılıyoruz. Dönmeyecektir. Hiçbir şey dönmemiştir bugüne kadar. Dolayısıyla bunun çözümü aslında vatandaşın daha zenginleşmesini sağlamaktır. Yani bu temel bastığımız noktalar üzerinden hani çok kısa özetlemek gerekirse ekonomiye başka bir bakış açısı lazım. Üreten, tüketebilen, vatandaşı için var olan bir devlet algısı ortaya koyarsak ekonomideki problemi temelli bir şekilde ortadan kaldırabiliriz.